Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, devlet arşivleri üzerine söz aldım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Ben devletimizin değil de kendisini devlet sanan şahsım devletinin 18 yıllık arşivini sizinle paylaşmak istiyorum. Yolsuzluğu, yoksulluğu ve vesayeti bitireceğiz diye geldiniz. Ucube başkanlık sistemi ile koskoca devleti tek adamın vesayeti altına aldınız. Şahsım devleti iktidarında maalesef teröristler Genelkurmay Başkanımızı tutukladı, hapse attı. Devletin sırları Kozmik Oda'yla teröristlere teslim edildi. Ne istenilse, ne istedilerse onlara verildi. Yolsuzluk iddialarına karşın dört bakan parmak çoğunluğunuz ile aklandı. Hala vicdan, milletin vicdanında bu yara durur. O dönem zarrabın önüne yatıldı. Uyuşturucu baronu Zindaşti tahliye edildi. Mafya arkalandı. Şahsım devleti zamanında askerimizin kafasına çuval geçirildi. Süleyman Şah türbesi kaçırıldı. Uludere'de Roboski katliamı yapıldı. Öfkeli çocuklar dediğiniz katil ve yobaz sürüsü Ankara garında 102 canımızı katletti. Şahsım devleti zamanında sınav soruları çalındı. Şahsım tatmin oldum diye açıklamalar yapıp onlara da arka çıktı. Referandumda ölülere oy kullanın çağrısı yapıldı. Başka birinde mühürsüz oylar sayıldı. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Deprem vergileri iç edildi. Şehit ve gaziler için toplanan paralar iç edildi. Deli Dumrul vergisiyle geçmediği köprüye, uçmadığı hava alanlarına vatandaşın cebinden zorla paralar alındı. Yandaşa kamu ihalesi verebilmek için tam 191 kez kamu ihale kanununda değişiklik yapıldı. 18 yılda maalesef 432 faili meçhul cinayet işlendi. Bunlar soruşturulsun dediğimizde sizin tarafınızdan bu mecliste 22 kez reddedildi. Ve 59 nefret cinayeti işlendi. Meşruiyetin merkezine kendinizi koydunuz, istişareyi ve demokrasiyi bitirdiniz. Sadece bu dönemde, 27. dönemde 2147 kanun teklifimizden birini dahi kabul etmediniz. Belediyelere hukuksuz ve kayyum, keyfi kayyumlar atadınız. Sadece başka partilerin değil, kendi belediyelerinizde de bunu yaptınız. Gökçek, Topbaş, Balıkesir neden görevden alındı? İçinizde bunu bilen bir milletvekili arkadaşımız var mı? Bunlar yolsuzluk mu yaptı? Bunlar parsel parsel mi verdi? Yoksa sadece başarısız mıydı? Siz bu işin neresindeydiniz? İçinizden bilen varsa gelsin anlatsın, bizler de vatandaş da bilsin. Şahsım devletinde AK Partili il ilçe başkanları ve yöneticiler hakim savcı olarak atandı. Hukuk iktidarın sopası haline geldi. Adaleti bitirdiniz. Millet adına vicdanı ile karar veren mahkemeler artık saray adına vicdansızca karar vermeye başladı. Yargıya olan güveni bitirdiniz. Yap, işlet, devret modeli ile vatandaşın rızkını %600 karla yandaşa peşkeş çektiniz. Biz hizmete karşı değiliz. Şimdi diyeceksiniz ki CHP yola karşı, köprüye karşı. Hayır. Hizmet sırasında yapılan soyguna karşı Cumhuriyet Halk Partisi. Hizmet sırasında yapılan soyguna karşı. Biz çalıyorlar ama çalışıyorlar düzenine karşıyız. Biz çalmadan namusluca çalışıyorlar düzenini savunuyoruz. Milleti açken, işsizlikten intihar eden eşiyle birlikte beşer beşer maaşlar alıp bal tutup parmağını yalayan bürokratlar atadınız. O bal sizinse diyeceğimiz bir şey yok. Ama halkınsa o parmağınızla yaladığınız bal haramdır, haram. Siz kavanozuyla götürdünüz. Şahsım devletinin arşivinde israf var, zulüm var. Halkı açken, sarayında
lüks içinde yaşayan bizden değildir. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.